Mimar Sinan'ın ustalık eseri UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan İslam aleminin gözbebeği Tarihi Selimiye Cami 8 yıl aranın ardından başlatılan meydan projesi Mayıs ayında tamamlanması ve açılışı yapılması hedefleniyor. Toplamda 72 bin metrekarelik bir alanın rekreasyonu yapılıyor. Burada amaç Selimiye'yi yalın bir şekilde ortaya çıkarmak. Bu amacı gerçekleştirmek için hemen yanımızdaki 16 tane belediye dükkanını yıktık, bir kafeteryayı yıktık. Ve Selimiye ile, yani Osmanlı cami mimarisinin zirvesi olan Selimiye ile Osmanlı cami mimarisinin ilk örneklerinden olan eski camiyi de bir anlamda buluşturmuş olduk. Böyle bir kültürel buluşma dünyada hemen hemen hiçbir kente yok diyebiliriz. Diğer taraftan Selimiye'nin sadece ön tarafında, yani şu anda çekim yaptığımız alandaki meydan büyüklüğümüz 52 bin metrekarelik bir alan. Türkiye'deki en büyük meydanlardan birisi oluyor burası. Bu 52 bin metrekarelik alanın 25 bin metrekaresi de yeşil alan olacak. Tabii hava şartları nedeniyle henüz peyzaj çalışmaları, bitki çalışmaları devam ediyor. Arkamızda da gördüğünüz gibi. Burada kentin dokusuna uygun, Selimiye'nin dokusuna uygun ve tabii ki coğrafyaya, iklime uygun bitki türleri seçildi. Ağaç türleri Selimiye'nin anıtsal özelliğini kapatmayacak türde, yani büyümeyen türde ağaçlar olacak. Oturma grupları olacak vatandaşlarımız için. Turizm zabıta bürosu olacak, info bürosu olacak, video enstalasyon alanları olacak, el sanatları alanları olacak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için BJ'ler ve kafeler olacak. Ramazan bayramı ile beraber bitecek inşallah. Açılışında Edirneli hemşerilerimizle beraber Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla beraber yapacağız. Tabii hepimizin bildiği gibi Edirne Türkiye'de İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turist alan 3. il. Selimiye'nin, Selimiye Camii ve Külliyesi'nin etrafındaki bu yeni rekreasyon alanının da hem Selimiye'yi göstermesi açısından hem de uluslararası anlamda tanınırlığının artması açısından da Edirne'nin turizm potansiyelinin artması açısından da çok ciddi katkısı olacağına da inanıyoruz. Biz esnaf olarak öncelikle meydan bizi ilgilendiriyor ama muhteşem Selimiye tabii ki öncelikli. Neden? Orası bir an önce biterse daha çok turist gelecek, ziyaretçi gelecek ve bu meydanda gezinmeye başlayacaklar. Bizler de esnaf olarak buradan, bu meydandaki canlılıktan bizler de nemalanacağız tabii ki. Ekmeğimizi kazanacağız. Nasıl faydası olacak şimdi? Olmaz mı? Hareketin olduğu yerde bereket vardır. Şimdi bu meydan açıldığında biz diyoruz ki günde belki on binlerce insan burasını yurt içinden ve yurt dışından ziyaret edecekler. O ziyaret esnasında tabii ki çevredeki esnafa da katkıları bulunacak onun. Edirne'deki herkese katkısı olacak. Ne yaptın? Neydi? Öğlen neydi? 10 milyonu verdim yeni bir şey. Bu çalışmalar 8 yıldan beri aslında normalde beklediğimiz zaman dilimdi. Çok uzun bir süre geçti ama mutlu sona artık yaklaşıyoruz. Her şehrin bir meydanı vardır. Bizim şehrimize artık bir meydana ulaşacak. Büyük şehirlerin meydanı olduğu gibi bizim küçük bir şehrimiz ama meydanımız çok büyük olacak. Tabii bu destekleyen Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bu peyzaj çalışmaları falan bittikten sonra şehrimiz daha da güzelleşecek. Bu dert sadece bizim derdimiz değildi, Türkiye'nin derdi aslında buranın yapılması.